Efendim, teknoloji dünyasında acaba bu hafta neler oldu? Dijital Hayat TV koordinatörü Sayın Bilal Eren telefon attığımızda. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Dijital dünya nasıl? İyidir inşallah. Evet, güzel haberler var, farklı haberler, onları vereceğim. Sonra bir tartışma var, beraber onu konuşabiliriz, arzu edersiniz. Hay. Bir şekilde. O birkaç haberi vereyim isterseniz. Buyurun. Hem ülkemizden hem dünyadan. İzmir'den bir haber var. İzmir'in 8 noktasında, 8 meydanında, Gündoğdu, Kültür Park, Konak, Aşık Veysel gibi meydanlarında 8.3 cins kablosuz internet hizmeti verecek. Büyükşehir Belediyesi'nin açıkladığı bir proje ve bir ay içinde Wi-Fi izmir.net diye bir proje şeklinde verilecek. Proje kapsamında İzmirliler akıllı telefon, tablet ve taşınabilir bilgisayarlarından açık alanda internete faydalanabilecekler. Çok artık güzel. Bütün alanlara da yayılmış durumda. İstanbul'da da birçok örneği var, Ankara'da olduğu gibi. Böyle bir haberimiz var. Türkiye'de ilk defa yine ülkemizden bir haber, sosyal medya mizah festivali yapıyor. Çekenler, bu konuda keyif duyanlar, bu konuyla ilgili çalışanları ilgilendiren bir haber belki. Cem Yılmaz gibi, Argo Astroloji gibi, hani Twitter fenomenlerinin katılacağı bir festival. 9-10 Mayıs tarihinde, yani Cumartesi Pazar, Beşiktaş'ta Akattar Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde olacak. Çizer, yazımdan yapıma kadar mizah dünyasının başarılı insan isimleri mizah festivalinde buluşacak. Evet. Farklı bir şey olabilir ki tavsiye ederiz. Google'dan bir haber var. Google'ın sadece bir arama motoru olmadığı, başka şeyler de ifade ettiğini anlamı açısından iyi bir şey. Farklı bir haber. İngiltere genel seçimleri öncesinde siyasi bir öngörüde bulundu ve İşçi Partisi lideri Miliband'ın kazanacağını öne sürdü. Bunu da şu dayanağa, en çok aranan bu isim dedi Google'da. Yani Google'da aranan, en çok aranan siyasi liderin seçimi kazanacağını düşünüyor. Böyle bir açıklama yapıyor. Yani evet. Google'da lider, İşçi Partisi lideri diyor Google. Aynı zamanda Alman devi, otomobil devi bir marka Volkswagen, akıllı telefon, akıllı saat uygulaması yaparak bu konuda çalışma yapan şirketlere bir uygulama veriyor. Ve uygulama şunu yapıyor: arabanız, arabayı kullanırken sizin belirlediğiniz hız limitini aştığı zaman size uyarı verecek saatiniz, tabii akıllı saatiniz. Aracın hız limitini aşıp aşmayacak ilişkin bilgiyi göndermeye başlayan uygulamaları ve uyarı sistemlerini, benzin biter, benzin bitiyor. Yani lastik... Peki ama yani şimdi Bilal Bey, bunlar biraz da hay Allah, acaba ne yapsak telaşıyla bulunmuş şeyler mi? Neden böyle söylüyorum? Bugün artık hemen hemen bütün arabalarda, standartlarda var bunlar. Var. Yani evet. Saatte olmasının şoföre ne yararı var? Yani çok bu, biraz fantezi geliyor bunlar insana yani. Tabii farkındalık ve hani biz bunu yaptık demek. Biz bunu yaptık, evet. Evet, esas bu haberi mesela Türkiye'den şimdi Kent Radyo dinleyicilerine okuyoruz. Yani bu bunun için yapılmış bir şey aslında biraz. Hani dünyada biz Volkswagen olarak... Bakın biz de boş durmuyoruz, biz de bir takım yeniliklere imza atıyoruz deyip öne çıkmak. Evet. Bir akıllı bavul bir markası, dün mesela bir haber vardı. Evet, Burak geçen gün bahsetti, o da çok hoş bir haberdi. Tekrar edelim yani, onu lütfen. Bir akıllı bavul markası, bavul markası bildiğimiz taşıma sırt çantaları olan bir marka. Çok da lüks ve fiyatları yüksek olan bir marka. Uygun fiyatlı olan ürünleri de var ama bir uygulama yapıyor ve sizin bavulunuzu kaybettiğinizde veya unuttuğunuzda bir yerde telefonunuzu, akıllı telefonunuzu bir uygulamayla sizin nerede olduğunu gösteriyor ve akıllı bavulunuzu takip ediyorsunuz. Başına da akıllı lafını getirince bambaşka bir ürünmüş gibi ortaya çıkıyor. İşte onu, kilidinin ayarını değiştirebildiniz. Üzerinde bir tekerlek var, bir yere götürüp getirebildiniz. Aslında hani hayatında çok büyük katkılar sağlamıyor ama evet, bu firmaların bu konuda çalıştığını, teknolojiyi takip ettiği algısını oluşturmak veya gerçekten... Ya da bu firmaları haber konusu yapıp bir şekilde adlarının duyulmasına da vesile oluyor aynı zamanda. Bunu biz de yapalım. Neden yani A, B, C, doğru, Avrupa firmaları yapıyor? Biz doğru de yapabiliriz. Yani bizim de çok kaliteli doğru firmalarımız var bu işi. Örneğin yine bir haber. Fransa'da, İtalya'da biliyorsunuz cappuccino kahve İtalya'ya özgü bir şey. Bunun artık dünyada şeyini yerleştirmişler. Bir tane astronota sponsor oluyor.
Cappuccino'nun işte İtalya'nın büyük bir markası, şimdi ismini vermeyelim. Bir de makine yapıyor. Biliyorsun uzayda yer çekiminden dolayı bir şeyleri içmek yemek kolay değil. Buna uygun bir makine yapıyor. İlk dünyada ilk ekspreso içildi diye haber yapıldı. Belki çok büyük paralar yapamayacağınız reklamı böylece bu astronot sayesinde firma yaptı. Ben ilk, uzayda ilk şeyi iştirdim. Ekspreso'yu. Yani bunu bizim firmalarımız da yapabilir. Hani buradan inşallah öyle bir temenni yapalım. Bu biraz şeye benziyor. Bizim medya sektöründeki çeşitli ödül törenlerine benziyor. Yani popüler kişilerden birine X adını hiç duymadığınız bir okul, bir işte sivil toplum kuruluşu bir ödül veriyor. O kişi de nezaketen haberlerinde ona yer veriyor. Böylelikle işte o firmanın adı duyulmuş oluyor. Doğru, evet, yani öyle. Böyle bir şey var yani. Bunları biz de yapabiliriz. İşte burada okuyoruz veya işte bunları dinleyicilerimizle paylaşıyoruz. Ülkemizden bir haber var. Güzel bir haber. Biliyorsunuz kamu kurum ve kuruluşların birçok verileri var. Hepimizin TC kimlik numaralarına tutup anne kızın soyadlarına kadar, cep telefonlarına kadar birçok kamu kurumu bizim bilgilerimizi toparlıyor bankalar. Evet. Bir felakette, dijital kıyamet diyoruz buna belki. Bir deprem, sel gibi böyle felaketlerde bu veriler ne olacak diye hep konuşuluyordu. TürkSat bu konuda bir adım attı. Ulaştırma Bakanlığı'nın yardımlarıyla beraber yapacaklar. Konya'da bir data center. Yani bu verileri koruma binası yapılacak. Depreme, sele karşı çok işte akıllı bir bina olacak ve Konya'da yapılacak. Bütün verilerimiz burada saklanacak. Yani X kurumu bizim verilerimizi kaybetse bile yedekleri orada olacak. Bu dünyada, Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da çoktan yapılmış şey. Yani biz geç kalmakla beraber çok güzel bir proje. 1-2 aya kadar inşaat başlayacak. Bu da bu hafta konuşulan bir haberdi. Bütün verilerimiz burada yedeklenecek. Çok güzel bir haber bence. Evet. Bir haber daha var. Esas hani bunu konuşabiliriz üzerinde. İngiltere'de çocuklar üzerine araştırma yapan Ofcom isimli bir araştırma şirketi 800 çocuk, 2000 yetişkin arasında bir araştırma yapıyor. Ve bu araştırmaya göre işte YouTube, Spotify, Twitter gibi şeylerle, iPad, iPhone gibi hem yazılı hem donanımlarla teknolojik olarak büyüyen çocuklar konuşmaya başlamadan tablet kullanmayı öğrendikleri için teknolojiyi büyüklere göre çok daha iyi biliyorlar. Hatta işte örnekleme yapmış. İşte 6 yaşındaki bir çocuk 45 yaşındaki bir yetişkinden şu teknolojiyi daha iyi biliyor, kullanmayı daha iyi biliyor. Bu konuda araştırmasını da web sitesinde yayınlamış. Şöyle söylüyor. Bu genç insanlar iletişimi şekillendiriyor. Dijital çağda büyümelerinin sonucu temel özellikleri eski nesillerden tamamen farklı bir iletişim alışkanlığı geliştiriyor. Burada tabii bir de ama diyor, duygusal zeka konusunda bir tartışma başlatmış firma bu araştırmanın sonucu olarak. Biliyorsun duygusal zeka bu nesillerde, dijital yerli diyeceğimiz nesillerde nasıl gelişiyor veya gelişiyor mu? Kişinin kendisini ve karşısındaki duyguları fark etmesi ve buna göre de davranışlarını düzenlemesi duygusal zeka deniyorsa, bu tabletler ve akıllı telefonlarla, cihazlarla veya platformlarla teke tek büyüyen, yalnız büyüyen bu nesillerin duygusal zekası ne olacak? Üzerine bir tartışma başlamış. İngiltere'de konuşulan bir şey. Çünkü genç insanlar yüzle iletişimi yapmadığı için çok fazla duygusal zekalar acaba azalır mı sorusu. Belki burada dinleyicilerimiz de bu konuda bunları söyledikten sonra yorumları ona bırakır. Evet. Onlara bırakıyoruz. Evet. Merak ediyorlarsa bu konuyu yarın biz bu konuyu konuşacağız. Düşünce Koşu Münir Arıkan'la TRT Radyo 1'de saat 15'te dijital nesillerde zeka ve duygusal zekanın gelişimini konuşacağız. Saat 3'te buradan da duyurusunu yapmış olalım. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bilal Eren. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.